olacak peki bundan sonrasında? Şunu mu göreceğiz? Yani doları mı yükselirken göreceğiz? Yoksa enflasyonu mu ateşini düşürmeye çalışırken ilerlediğini göreceğiz, arttığını? Şu anda bir kere doların düşme imkan ihtimali yok. Doları artırmama adına şu anda Merkez Bankası ne kadar dalgalı kur rejimi dese de bu söyledikleri şey sadece kağıt üstünde. Yani Merkez Bankası eliyle kontrollü bir şekilde yükselen bir dolar var. Bunu ee, seçime kadar 32-33 bandında götürecekler ve Haziran'ı görmeden de yatırım tavsiyesi olmamakla beraber 39-40'ı görecek dolar. Çünkü Hı. adil değeri Amerika ve Türkiye arasındaki enflasyon farkını dolara eklediğimizde 40-41'i buluyoruz. 40-41'i görecek dolar. Ondan sonrasında zaten e, neresinden bakarsanız bakın bir şekilde baz etkisine bağlı olarak enflasyonu düşürdüklerini iddia etseler de bu hane halkının cebine yansımayacak. Çünkü şu anda sadece insanlar geçim derdindeyken AKP seçim derdinde. En büyük sıkıntımız bu. Algı buna göre yapılıyor. Sorunların hiçbir tanesi masaya yatırılmıyor, görmezden geliniyor ve herhangi bir şekilde bu saatten sonra sizin 106 milyar dolar dış ticaret açığınız, 43 milyar dolar cari açığınız varken bunun önüne geçme şansınız yok. Burada çok büyük bir efektif krizi yaşanacak. Çok büyük bir dolar kıtlığı yaşanacak ha keza yaşanıyor. Bugün herhangi bir şekilde Garanti Bankası, Akbank veya X bir bankadan herhangi bir şekilde bir e, döviz çekmeye çalışın kendi hesabınızdan size birkaç gün sonraya gün vermiyor. Biz size bilgi verelim diyorlar. Şu anda bu durumdayken kalkıp kimse doların düşeceğini beklemesin. Zaten bu şekilde dolar düşmez. Yani seçim sonrasında çok ciddi bir sıkıntı Türkiye'yi bekliyor. Bugün nasıl şöyle bir... bir politikalar silsilesi seçim sonrasına düşünüyorsunuz. Yani mesela vergileri arttırmak mı? İşte ne bileyim sıkı para politikası deniyor ama nasıl bir silsile sizce tahmin ediyorsunuz yapacaklarını? Şimdi şöyle bir şey var zaten. Ee, şu anda aşağı yukarı doğal 14.500 liradan falan mal ediyoruz ve 4.600 liraya. E, veriliyor, servis ediliyor. Elektrik üçte bir fiyatına veriyor. Maliyetin üçte bir fiyatına veriliyor. Şimdi bunlara bir kere ayarlama yapılacak. Bunlara ayarlama yapıldığı zaman A'dan Z'ye her şey yansıyacak. Yani hmm, bu zamları, tabii ki yani ayarlama dedikleri şey bu zaten. Artık devlet bunu sübvanse etmeyecek kendi cebinden. Seçime kadar bu yapılan e, jestlerin veya yapılan zamların hepsi seçimin yüzsüz hürmetine yapılan şeyler. Bir daha insanlar böyle bir jest bulamazlar. Anca bir referandum olacak ki İnsanların cebine iki kuruş fazladan para girsin. O saatten sonra enflasyonun çıkması acıdır. İnmesi daha acıdır. Çünkü acı bir reçeteyle iniyor insanların önüne. Çok ciddi bir acı reçete konulacak. Vergiler, ek vergiler konulacak. Hayat bambaşka bir noktaya gelecek Türkiye'de seçimden sonra. Bakın şöyle bir şey var. Diyorlar ya sürekli aynı şeyi söylüyorlar. İşte kredi kartındaki e, taksit sadece Türkiye'de var. Mehmet Şimşek'in açıklaması. Evet 17 2 lira asgari ücret alıp 25 bin lira kira ödeyenler de sadece Türkiye'de yaşıyor bu arada. Yani kalkıp da bu örnek verilecek bir şey değildir. Hani diyorlar ya kredi kartında taksitleri keseceğiz. Kesin bakalım ne oluyor? Nasıl Kesin resesyona gireceğiz? Kesinlikle keserler mi? Öyle bir riske giremezler. Türkiye resesyona götürmekten başka hiçbir Böyle şey yaramaz. Öyle bir düzenleme, çünkü. düzenleme çünkü konuşuluyor. Hani kredi kartlarının evet, düzenleme evet. yapılacak diye. Şimdi, ne düzenlemesi olabilir peki? Şöyle bir şey söyleyeyim. Asgari, ücret, asgari ödemenin artışı olabilir. Limit düşürümü olabilir. Millet şu anda millet şu anda politika politika faizin 2 seneden beri 8,5'a düşmesiyle çok ciddi bir şekilde satın alma gücünde bir azalma yaşadı. Çok ciddi bir enflasyon yaşadı. Şimdi politika faizini 45'e getirdiniz. 45'e gelmesiyle beraber ne oldu? İnsanların paraya erişiminin maliyeti arttı. İnsanlar maaş, KMH dediğimiz kredili mevduat hesabı ve kredi kartı üçgeninde ayı geçirmeye çalışıyorlar kredi kartı faizlerinin yükselmesi ki şu anda banka kredilerine baktığımızda gene uygun gözüküyor. Siz insanların elinden bu kozu alırsanız insanlar ay sonunu getiremez duruma gelecek. Hatta ayın ortasını getiremez duruma getirecek. Şimdi hani diyorlar ya işte %36 enflasyon ya komik komik hareketler yani böyle bir şey olabilir mi? %36 enflasyon diyorsunuz sizin Diyanet İşleri, Başka Diyanet İşleri Başkanlığınız fitreyi %85 arttırıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Geçen sene 70 liralık fitreyi çıkartıyor 130 TL'ye. E siz bakıyorsunuz, geçen sene e, Ocak ayında işte e, bütçe açığı vermişsiniz 35-32 milyar lira bütçe açığı vermişsiniz. Ocak ayında 2024'te 151 milyar lira vermişsiniz. Siz bu şartlarla enflasyonu düşüremezsiniz. Siz bu şartlarla doları harını indiremezsiniz. Ve seçimden sonraki ayarlamalarla beraber çok ciddi bir enflasyon. Bakın. Yaşaya, şu anda yaşadıklarımız seçimden sonra yaşayacaklarımızın fragmanı bile değil. Bizim bir tane, bizim bir tane enflasyon teyzemiz var ya o, o sıklıkla kullandığımız tam onu hatırlatma zamanı gibi. Evet aynen öyle yani Sadık amcadan ya, sonra o da iyi geliyor. gider aslında. Göre enflasyon yüzde 61 civarı. Ben siktesin gitsin. Tamam. <laughs> Biz teyzemizi sürekli kullanıyoruz da burada yani şahane <laughs> bir cevap verdiği için. Peki, e, o zaman her siz devam edin isterseniz. Yani dolayısıyla gıdaya erişim dahil her şey evet, zamlanıyor. Ama evet, zaten yani... şu anda hali hazırda her şey çok pahalı ve fiyatından daha pahalı. Yani normalde bizim arabalarımız, evlerimiz bu kadar etmez aslında. Yani çok pahalı bir Türkiye var şu anda. Bu ne zaman yoluna girer? Yani bu fiyat şeyi, motivasyonu, psikolojisi. Bir kere Türkiye'de ne yapılırsa yapılsın kırklık enflasyon e, kalıcı bir hale gelmek üzere. Ve bununla ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor. Bakın şöyle bir şey var. Bugün siz verdiğiniz dış ticaret açı ve cari açıkla beraber çok ciddi bir döviz sıkıntısına girdiniz. Doğrudan yatırımın Türkiye'ye geleceği söyleniyor. 50.7 milyar dolar güya imzalan dediler. Para gelecek dediler. Arkasından dediler ki işte... Ee, şu şekilde bir yatırım geliyor bu şey 55 bin kilometre yol yaptı Meme Şimşek ne geldi hiçbir şey gelmez Türkiye'de dolar 45-50 seviyelerine çıkmadan faiz 75-80 görmeden doğrudan yatırım Türkiye'ye gelmez böyle bir kur riskine girmez girmez Hı. yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmez neden gelsin ki? Siz paranızı böyle bir ortama getirir misiniz? Yargıtayla Anayasa Mahkemesi arasındaki bir huzursuzluğun bizler tarafından bilinirken yabancılar tarafından bilinmediğini düşünüyoruz. Başka bir açıdan bakalım. Şu anda döviz hesaplarında yaklaşık 176 milyar dolarlık döviz hesabımız var bankalarda. 176 milyar dolar. Ben buradan Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Diyorum ki kendi ülkenizdeki vatandaşları ikna edip onların elindeki doları bozmaya ikna edebilmiş misiniz ki yabancı yatırımcı ikna edip de Türkiye'ye paralarını getirip dövizlerini bozdurmaya adamları ikna edin. Böyle bir şey olabilir mi? Siz kendi ülkenize güven vermemişsiniz bu bağlamda. İstikrarınıza güvenmiyorlar. 80 milyar dolar karşılığı dolar işte kur korumalı mevduatta para var. E 53 milyar dolar da Merkez Bankası kasası kasası eksi de 133 milyar dolar. Bugün sizin kasanıza 133 milyar dolar girdiğinde başa baş geliyor merkez bankanız. Hani Süleyman Demirel diyordu ya 10 sente muhtaçız. Kasanın 10 sente muhtaç olması için önce 133 milyar dolar para olması lazım cebimizde. Yani bu bağlamda çok doğru söylüyorsunuz. Peki resesyondan bahsediliyor. Türkiye evet. şu anda bir resesyonda mı yoksa gerçek bir resesyona girmesi lazım mı? Şimdi şöyle her şeyden önce resesyonun daha ayak sesleriyle beraber bu Türk e, şey ekonomi piyasasında çok ciddi bir şekilde darbe vurmaya başladı. Konut piyasası şu anda çok ciddi bir sıkıntıda. Bir de şöyle dedikodular da dolanıyor. Ben onları var ya duyduğumda böyle cinlerin tepeme çıkıyor. Diyorlar ya seçimden sonra krediler açılacak. Ya kardeşim açılsa ne olur? Sen bugün ortalama İstanbul'da ev fiyatı 4,5 milyon TL. Türkiye genelinde ev fiyatı 3,5 milyon TL. Sen 4,5 milyon liralık bir kredi aldığında yaklaşık olarak 200 bin liralık geri ödemen lazım. Bunu ödeyecek gücün var mı? Yok. Onun sende 3,5 milyon lirası var diyelim. Hadi yok da biz var diyelim. Geriye ne kaldı? 1 milyon. 1 milyonun aylık 60 bin lira, 65 bin lira faizine şeyi ödemesini ödeyecek bir gücü var mı insanların o da yok. Yani insanlar diyorum ya seviniyor. Yozgat'taki bir insanın Avrasya tüneline mutlu olması gibi bir şey. Kredilerin açılacağını düşünmek. Yani ne alakası var? Krediler şu anda da açık. Alabiliyorsanız alın. Ödeme eğer gücünüz varsa alın, alamazsınız. Konutta ben şunu düşünüyorum. Özellikle müteahhitlerin elindeki evlerin %25 %30 oranında düşeceğini düşünüyorum. Konut piyasasında. Neden diyecek olursanız şu anda çok ciddi bir şekilde konut piyasasında durma var. Özellikle kredilerin yavaşlamasından sonra ve insanların alım gücündeki azalmadan sonra çok ciddi bir şekilde konut piyasasında azalma var. Şimdi ne olacak? Adam diyecek ki kardeşim ben bankadan %65 %70 ile kredi alacağıma Evi %25, %30 discount da veririm diyecek ve elinde gerçekten nakit parası olan insanlar böyle bir satın alma avantajına sahip olacak. Çünkü bugün e, Konya'da bir ev sattığınızda e, Miami'de bir tane ev alıyorsunuz yani böyle bir mantık evet, olabilir mi? konuştuk paylaştık zaten. <laughs> yani böyle Aynen. bir mantık olabilir mi? Böyle bir saçmalık yok yani çok hızlı arttı. Bir de hani evin fiyatını birisi 10 liraya gördüğü zaman artık sittin sene o evi 9,5 liraya kimse satmak istemez. Özellikle tüketicilerin elindeki evlerden bahsediyorum. Barınma krizi çok ciddi bir kriz. Bakın soğan ekmek yiyorum diyor ya adam soğan ekmek yerim kapımı kimse çalmasın. Şu anda çalacak kapıları da kalmayacak bir süre sonra. O barınma krizi öyle bir sıkıntı. Çünkü 1,5 sene önce başlayan mahkemeler yavaş yavaş sonuçlanmak üzere. Hani %25'lik dediler ya artış yapıyoruz. Yani 5 metrelik bir kuyuya düşmüşsünüz. AKP 3 metrelik ip atıyor size. Vardınız desek, yalan yoktunuz desek eksik. Böyle bir şey olamaz yani. Evet, İnsanlar hiçbir şey, işte bunların sebebi ne biliyor musunuz? Hani diyorlar ya biz millet sevdalısıyız. Siz koltuk sevdalısınız. Koltuk sevdalısı olduğunuz için de palyatif çözümlerle koltuğunuzu garanti altına almaya çalışıyorsunuz. Eğer millet sevdalısı olsaydınız, palyatif çözümlerle anı veya seçimi kurtarmak yerine pragmatik çözümlerle, pragmatik planlamalarla şu anda Türkiye'nin 20 senesini, 30 senesini planlardınız. Astronot gönderdiler uzaya. 50 milyon dolara e, tank palet fabrikasının %50'sini vereceksin, üzerine 5 daha koyacaksın, astronot diye bir uzaya birini göndereceksin. Yani el ile şeye gittik yani uzaya gittik. Yani neyimize yaradı bilmiyorum ama e, işte hiçbir faydası olmayan bir şey. Şimdi ikincisi gidecekmiş. Allah kabul etsin yani söylenecek bir şey yok çok fazla. Sadece... Gerçekten... Biz şeyin videosunu yayınlamıştık dün mü evvelsi dün dün ee, diyor ki işte 55 milyonu işte 55 milyon vatandaşa dağıtsaydın diyen biri ben zaten bir şarap alıyorum içiyorum uzaya gidiyorum diyen. <gülüyor> <gülüyor> vatandaş gibi. Şimdi insanlara şöyle bir şey söylemek lazım. Bir kere her şeyden önce Türkiye'yi tüketen bir toplum haline getirdiler. Özellikle bu zaten dış ticaret açığımızın yansımalarından da bunu görüyoruz. Şimdi siz bugün hayvancılar, siz bugün tarımlar, siz bugün işte madenciliğe veya teknoloji ağırlıklı bir sanayiye, herhangi bir şekilde bir ağırlık bir öncelik tanıyor musunuz? Tanımıyorsunuz. Üretmeden e, dış ticaret açığınızı trafik cezalarıyla işte vergilerle e, noter harçlarıyla bedelli askerlikle kapatamazsınız. Sizin üretmeniz lazım. Üretmediği müddetçe Türkiye'nin önü bağıranım kapalı. 2025'te de kapalı. 2026'da da kapalı maalesef ki. Hani diyorlar ya 2025 nereye olacak. Nereye kadar nasıl ilerleyecek? O zaman böyle şey sürekli volatil bir ülke modeli herhalde. Enflasyonist volatil bir modelle böyle kör topal mı yürüyecek yani? Zaten şöyle bir şey var hani bugün bakıyorsunuz gıda enflasyonunda artık Afrika'daki ülkelerin sıralamasındayız yani bırakın Avrupa'yı Afrika ülkeleri arasındayız gıda enflasyonunda. Dediğim gibi demin Türkiye'de kırklık enflasyon bir süre sonra kalıcı hale gelecek. Bunu silemeyeceksiniz. Enflasyon dediğiniz şey zaten kanserdir. Aslında iktidarın karnestir enflasyon. Siz bu enflasyonla adım atamayacaksınız. Yavaş yavaş satın alma gücü yukarı doğru çıkacak. Onu da zaman içerisinde göreceğiz. Doğru bir politikayla, doğru bir hamleyle yapılması lazım. Bugün tasarruf edilmesi gereken hiçbir şeyde tasarruf edilmiyor kamu adına. Şimdi bugün siz Ankara'yı küçültmeden Türkiye'yi büyütemezsiniz. Ne olursa olsun, sebebi gerekçesi ne olursa olsun, bugün milletvekilleri şunu söyleyebiliyor mu? Kardeşim, kemer sıkma politikası yapıyoruz madem, biz de asgari ücret kadar maaş alalım diyebiliyor mu? Veya 3-5 maaş alan bürokratlar biz almayalım diyebiliyor mu? Demiyor. Hepsi zevki sefa içinde yaşıyor. Ve AKP yandaşlarının ve AKP'nin sürdüğü bu sefa, ce, sefanın cefasını Türk milleti alın teriyle ödüyor. Vergileriyle ödüyor. Hem gelir dağılımındaki adaletsiz gelir dağılımı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? O gün TÜİK skalayı açıkladı. Türkiye nüfusunu 5'e böldü. En alttaki yüzde %20 yirmi e, gelir dağılımında gelirden 5.9 pay alırken en yukarıdaki %20'lik e, kesim 49.8'ini alıyor. Yani böyle bir adaletsiz gelir dağılımı olabilir mi? Ondan sonra dolaylı... Hep ver... içimizi karartıyorsunuz ya. Biraz da güzel şeyler söyleyin. Ne yapalım? Fıkra mı? Yani gerçekten güzel şeyler söylemeyi çok isterim ama hakikaten e, böyle bazen bakıyorum gerçekten bazı meslektaşlarım da onu söylüyor işte e, plana güveniyoruz hangi plana güveniyorsun bir plan var da biz mi bilmiyoruz yani gizli saklı bir plan mı yürütüyor acaba AKP diye düşünüyorum.